Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Bugün inşallah kısmet olursa İmam Şafii Rahimeullah'ın Er Risale adlı usul eserini okumaya devam edeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden kaldığımız yeri açalım. Oradan devam edelim. En son yapmış olduğumuz derste son derece önemli bir konuyu ele aldık ve İmam Şafii Rahimeullah'ın vahiy ve Hazreti Peygamber'i nasıl konumlandırdığını derse konu ettik. Ve böylece İmam Şafii Rahimeullah bize gerçekten İslam hukuku açısından, usulüddin açısından, ulûm-ı İslamiye'yi anlamak açısından fevkalade önemli Hazreti Peygamber'i anlamlı, anlaşılır bir biçimde konumlandırdı. Böyle görmek, böyle bakmak gerekir dedi. Şimdi bugün bu dersimizde Bab el-Beyan el-Hamis. Babul Beyan el-Hamis bu beşinci babta bize rahimehullah yine son derece önemli bir konuyu ele alacak. Bu da istidlal bahsi. Bu konuları biliyorsunuz daha önceki derslerimizde ana başlıklar halinde bize verdi. Sonra bunları her birini bir baba konu yaptı ve üzerinde duruyor. İşlediğimiz dört bapta daha önceki çok temel konuları ele aldı, onları bize sundu. Şimdi istidlal üzerinden konuyu akla ve kıyasa dayandıracak ve çok önemli bir noktaya bizi getirecek. Bu bakımdan Er Risale'yi okurken Er Risale'nin bu üslubunu, ifade biçimini, tanzimini vesairesini gerçekten erken dönem yazılmış bir eser olarak usul olma bakımından örnek teşkil edecek çok değerli, çok kıymetli bir eseri mütalaa etme bahtiyarlığına Cenab-ı Hak bizi çok şükür mazhar etti. Şimdi burada istidlal dediğimizde az sonra metinde okuduğumuzda da göreceğimiz üzere bu istidlal tam olarak bize bir taraftan aklı konumlandıracak, diğer taraftan da akılla ilişkisini ortaya koymak bakımından tabii ki pek tabii ki içtihadı bize ele alacak. İçtihat konusunu sunacak ve içtihadı bir kıyas olarak bize nasıl olması gerektiği hususunda kıyasa değinecek ve son derece önemli hususların altını çizecek. Bu itibarla İmam Şafii Rahimeullah bu beşinci babta üzerinde duracağımız aklı konumlandırmak, içtihadın ne olduğunu tespit etmek ve buna bağlı olarak kıyası ve kıyasın koşullarını zikretmek gibi usulün son derece önemli hususlarını efendim bizimle paylaşmış olacak. Hemen arz etmeme izin verirseniz bu bapta istidlal konusunda İmam Şafii bize üç tane hususu örnekleyerek bu dersi işleyecek. Birincisi kastul kıble olarak vereceği. Biz bunu eğer bir usul kavramına dönüştürecek olursak niyet diyebiliriz. Kastetmek, niyetlenmek, kıbleye yönelmeyi, kıbleyi tayini yeniden ele alacak. Daha önce üzerinde durmuştuk. Diğeri istidlalin zorunlu koşullarından biri olan şahide başvurmak. Şahitliği istidlal biliyorsunuz bir konuda hüküm vereceğimiz zaman delil aramaktır ve bir delile dayalı olarak hüküm vermektir. Bu itibarla elbette konu istidlal olduğunda bu istidlal ne olacak? Şahit üzerinden olacak. Şimdi birincide kastul kıblede istidlal üzerinde duracağız. Bu doğrudan doğruya akli bir istidlaldir.
mevcut olan ve kendisiyle istidlal etmeye izin veren her işareti bu manada akıl istidlal aracı ve vasıtası olarak kullanabilecek. Bunu söyleyecek bize. Bir de şahitler. Hiç kuşkusuz bir hüküm vermede kendilerine başvuracağımız şahitler ve şahitliğin ayrılmaz vasfı olan adaleti tespit. İşte İmam Şafii rahimehullah burada bize adaleti nasıl tespit edeceğimizi, istidlalin bu boyutunda adalete nereden bakmamız gerekeceğini ifade eder. Bir diğer hususta istidlal konusu içinde ele aldığı ve son derece önemli olan misil konusu. Misil konusu. Yani bir anlamda denklikten bahsedecek. Her türlü istidlali durumda bir şey aynı ile mevcut değilse devreye misli girer. Yani elimizde x olarak mevcut değilse bunun mislini bulmak istidlaldir, aklidir, içtihadidir, kıyasidir diyecek. Bu oldukça önemli bir durum gördüğünüz üzere. Az sonra metinden hareketle bunları detaylandıracağız. Üç temel başlığı belirlemiş olduk. Niyet, kastül kıble, şahit, adalet ve bir de denkliği belirlemede misil neye tekabül ediyor? Misilden, denkten ne anlamalıyız? Bunu örnekleyecek ve bununla ilgili bize bilgiler verecek. Bütün bunları eğer bir tek başlığa indirecek olursak İmam Şafii Rahimehullah'ın bütün bu üç nokta üzerinden bize verdiği usulî mesaj şudur. Akli hüküm. Akli hüküm. Çünkü buraya kadarki derslerimizde vahyin nas olarak hükmünden, vahyin ahkam olmak üzere Hazreti Peygamber'in açıklamasına ihtiyacı olan hükümlerinden, Hazreti Peygamber'in bizzat kendi sünnetiyle ortaya koyduğu hükümden ve akli hükümden bahsedecek. Bu itibarla üzerinde duracağımız konu takdir buyuracağınız gibi son derece önemli bir usul konusudur. Daha önce de vermiş olduğu bir örneği bize verecek. O da قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Bu ayet-i kerimenin üzerinde daha da önce de durduk biliyorsunuz. Burada Allahu Teala'nın kullarından talebi şu. Nereye gidersek gidelim, ne amaçla gidersek gidelim, nerede bulunursak bulunalım, yüzümüzü diğer bir ifadeyle yönümüzü kıble tarafına, şatr taraf demek, kıble tarafına döneceğiz. Şimdi burada ibare açısından söylüyorum. Ayeti kerimede geçen şatral mescidil haramda şu şatr sözcüğü Kabe'nin huzurunda bulunma durumuyla ilgili değil. Şatral mescidil haram gıyabi bir duruma işaret eder. Yani biz Kabe'nin bulunduğu mevkiden ayrılmışız. Gözlerimizle artık aynen Kabe'yi görmüyoruz. Kabe bizim için gayip olmuş, gayip durumunda. Bu pozisyondayken Kabe'ye yönelmekten bahsediyor. Şimdi bu son derece önemli. Şimdi İmam Şafii Rahimehullah'ın buradan çıkardığı sonuca dikkat duyuralım. Buyuruyor ki fefarada aleyhim yani kullarına Cenab-ı Hak bir sorumluluk, bir yükümlülük yükledi. Haythuma kanu nerede olurlarsa olsunlar en yuvellu vucuhakum bakın yüzlerini dönecekler. Yüzlerini dönecekler.
okullarının yüzlerini dönmelerini onlara farz kıldı, onlardan talep etti. Nereye? Şatrahu, kıble tarafına. Bakın, kıble tarafına dönecekler. Şimdi burada şatır sözcüğünü yukarıda ben de kare içine almıştım. Önemine binaen bu çıkarımının ayeti kerimedeki hangi sözcükten hareketle yapmış olduğunu göstermek bakımından ve şatruhu, yani şatru kıble, Kabe, Mescid-i Haram, cihetuhu yönü demektir. Bir şeyin şatrı onun yönü, ciheti demektir. Fi kelam-ı Arap. Arap dilinde şatr demek cihet demektir. Yön demektir diyor. Burada dikkat verirseniz edersiniz. İmam Şafii Rahimeullah bu kelimeden hareketle ne yaptı? Dilsel bir çıkarımda bulundu. Dili kullandı. Dilin karakterini, sözcüğün o dilde, o kültürde hangi manaya delaleti için vaz edildiğini, vaz'i delaleti kullandı, dilsel bir delaleti kullandı ve dedi ki Cenab-ı Hak Şatral Mescidil Haram derken o tarafa dönün dedi. Bunu konuşacağız. Diyor ki İza kulte aksidu şadra keda, sen eğer Arapça ben şu tarafa yöneliyorum, şu tarafı kastediyorum, niyetleniyorum aksidu dersen, bu Arap dilinde marufun şöyle bilinir. Maruf fi lugal Arap, fi kelamil Arap, enneke tekul, şöyle dediğin bilinir. Yani şu, senin bu sözünden aksidu şadra keda dediğinde Arapça bilen, Arapça konuşan bir kimse bundan maruf şunu anlar. Aksidu, aksidu, kasta aynı keda. Bakın. Bu keda ile işaret edilen muşarun ileh neyse, muşarun ileh neye işaret ediyorsa bu, her neyse kastettiği şey, onun zatı kastedilir. Zatı bakın. Kaste ayn. Burada ayn sözcüğü son derece önemli. Biraz üzerinde müsaadenizle duralım. Ayın sözcüğü Arapçada bir şeyin zatı anlamına gelir ve bu ayın sözcüğü teşahhusidir. Yani nesneldir. Bir şeyin nesnelliğine, harici vücuduna göndermedir. Yani bizzat kendisi neyse o buna işaret eder. Aksidu kasta aynı keda dediğinde neye yönelmişse cami, kütüphane, fakülte, ev, durak, ağaç, taş neyse onların her birinin kendine, aynına tekabül eder. Yani kaste nefsi keza bu nefs ve ayın sözcüğünü, zat sözcüğünü İmam Şafii Rahimullah'ın eş anlamlı müteradif olarak kullandığında buradan anlıyoruz. Mantık dersimizde sözcüklerin müteradif anlamlarının ne olduğunu konuşmuştuk. Şimdi ve kezalike, aynen bunun gibi cihetehu demek tilkaahu, taraf demektir. Yani cihetehu müteradifleri sayıyor, eş anlamlıları sayıyor. Tilkaahu demektir, cihetehu demektir. Yani şu, şatral mescidil haram, cihetel mescidil haram, tilkael mescidil haram demektir. Ey, bunun anlamı, estakbilu tilkaahu ve cihetehu. Bakın, az önce söylediğim şeyi söylüyor. Ben bu yanı, bu tarafı, bu ciheti ne yapıyorum? Kendime kıble olarak tayin ediyorum diyor. Yöneliyorum diyor.
Ve inne kullaha mana vahid. Bunların hepsi de aynı anlama gelir. Tek anlamdır. Nedir? Yönelmektir. Ve imkanet bi elfazın muhtelife. Şatr, cihet, tilka gibi farklı sözcüklerle ifade edilse de manaları aynıdır. Yani bir yön belirlemektir. O halde istikbal kıble yön belirlemektir. Yön belirliyoruz. Yön belirliyoruz. Peki, şimdi müsaadenizle bunu biraz konuşalım. Yön belirliyoruz. Şurada duran bir kişi. Burada duruyor. Kuzey, güney, doğu, batı olmak üzere yönleri var. Tabii araları da var. Yönler var. Neyi konuşuyoruz? Şuradaki Kabe'yi. Bu da Kabe. Bizim için, buradaki zat için gayip. Görünmüyor. Huzurumuzda değil. O halde kastetmek, niyetlenmek neye göredir? Bunun aynına, bu ayn zatına, buna yöneleceğiz. Onun kendisine yöneleceğiz. Peki kendisini görmüyoruz. Onun bulunduğu bir yön tayin edeceğiz. Bir yön belirleyeceğiz. Peki bunu neye göre belirleyeceğiz? Aşağıda da bunlara işaret edecek. Aklımızla belirleyeceğiz. Peki akılla bunu nasıl belirleyeceğiz? Akıl Kabe şu taraftadır dememize yardımcı olacak. Deliller bulacak ve bu delilleri kullanacağız. Bir yön belirleyeceğiz. Bu yönü akli olarak belirleyeceğiz ama. Oraya yöneleceğiz. Niyetleneceğiz. Onun için namaza durduğumuzda ne diyoruz? Niyet ettim kıbleye. Kıbleye niyet ediyoruz. Ama bu niyet neyi gerektiriyor? Yönelmeyi gerektiriyor. Yönelerek niyet ediyoruz. Yönelmeden niyet olmaz. Şimdi İmam Şafii burada, bundan sonra şiir delilleri, dilsel deliller verecek bize. Ben bunları atlayacağım. Çünkü son okuyacağım metin önemli. Üzerlerinde durmama gerek yok. Şiirlerle uğraşmayalım. Bu muhtelif lafızlarla Arap dilinde şiirlerde, şu geçen şiirlerde, buralarda isimlerini vererek muhakkik de bunlar üzerinde durmuş. Açıklamalarda bulunmuş. Kale Şafii'ye kadar gelelim. İmam Şafii şairin kastının yürüydü. Şair kastediyor. Neyi? Tilkaeha. Yönünü kastediyor. Sözünü etti, şeyin yönünü. Bu yön nedir? Tilkaehu. Basarul ayneyn. İki gözle yönelilen. Ve nahva. Tilka ciheteha. Tilka demek ciheteha demektir. Yani Arapçada cihet, şatır, tilka sözcüklerinin geçtiği şiirlerden örnekler verdi ve bunlarla neyi kastettiğini söyledi. Şimdi asıl meselemize gelelim. Ve hâdâ kulluhu. Bu benim size naklettiğim şiir delilleri, yani dilsel lafzi deliller, ma'a gayrihi min eş'arihim el-Arab, Arapların bunun dışındaki konuyla ilgili başka diğer tüm şiirlerle birlikte, yubeyyinu enne şatra şey'i, bir şeyin şatrı demek, bunu açıklıyor. Ne demekmiş? Kastu aynı şey.
bir şeyin zatını, şahsını, nesnesini, harici vücudunu kastetmek, amaçlamak ve yönelmek demektir. Demek ki bütün bu şiirlerde delil olarak verdiği her ifadede Rahimahullah bize neyi söyledi? Bir şeyin şatrı, şatral mescidil haram, şatral Kabe, şatral medrese, şatral beyt dediğimizde o yön orada mevcudu bizzat olan bir varlığa onun bizzat kendisine yönelik olduğunu söyledi. Ama bir koşulu var. İza kâne muayenen, bakın, muayenen karşımızda duruyorsa. Karşımızda duruyorsa febis sevab doğrudan direkt ona yöneliyoruz. Kabe'deyiz. Etrafını zaten tavaf ediyoruz. Orada zaten Kabe'deyiz. Gözümüzün önünde. Doğrudan ona yöneliyoruz. Ve izâ kâne Kabe muğayyeben, bakın, görünmüyorsa febil içtihat, bakın, akıl ile hüküm vereceğiz. Yani febil içtihat, akıl ile istidlalde bulunacağız. Neye istidlal edeceğiz? Yön belirleyeceğiz. Febil içtihadi bit teveccühü ileyhi, ona yönelmeyi akılla, istidlalle, içtihatla yapacağız. Ve zâlike ekseru mâ yumkünuhu fîhi. Bu konuda yapılabileceğim en fazlası budur. Başka ne yapabilirsiniz? Ha, şimdi bugün teknoloji geliştiği için cep telefonlarımız, pusulalarımız vesairelerimiz çok daha isabetli bir biçimde bize Kabe'ye yönelme yönümüzü daha isabetli bir biçimde ne yapıyor? Gösterebiliyor. Diyelim ki gösteremedi. Şu yöne tekrar çıkalım. Bizim için bizden bir kul olarak sorumlu olduğumuz şey yönün tespitidir. Aşağıda bunların ilkelerini verecek. Bunu tespit ettiğimizde %100 yöneldiğimiz cetvel gibi Kabe'ye tekabül etmeyebilir. Kabe'ye tekabül etmeyebilir. Etmesin. Bizim sorumluluğumuz yönelmektir. Bir yön tayinidir. Bu taraf Kabe'ye taraftır. Ben böyle gidersem Kabe'ye varırım kararına varmaktır. Bunu istidlal eder kişi. İşte efendim uzay mekiğinde namaz kılan adam ne yapacak falan diye soruluyor ya. İşte dünyaya doğru dönecek diye. E efendim uzayda dünyaya doğru dönmek mümkün mü ki? Dünyaya dönülür mü? Ya da Mars'tan dünyaya nasıl dönülür? Yani oralarda namaz kılma nasip olursa bir kula, onun artık yönelmesi, herhangi bir yöne yine yönelmesi kifayet eder. Çünkü bir yön tayinidir. Kıbleye yönelmek bir yön tayinidir. Yüce Mevla bize namaz kılarken Kabe'ye yönelmemeyi hoş görebilirdi. İlla oraya yönelmeniz gerekmiyor diyebilirdi. Ama insanoğlunun tekamülü, eğitimi, olgunlaşması açısından kendisine bir yön tayin etmesi, bir hedef koyması ve o hedefe yönelmeye alışması açısından bu Kabe'nin efendim
yönelmek açısından öneminin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir de Müslümanları hep aynı yöne yönlendirmek, aynı istikamete efendim tevcih etmek bakımından da çok önemli efendim mesajlarının olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun için Cenab-ı Hak febil iştihat dedi ya, bakın febil iştihat bir teveccühü ileyhi kale Allah Teala ceale lekum en nucume litehtedu biha. Ben İmam Şafii'nin şu ibaresinin tefsiriyle okuyayım. Konumuzu buraya bağlayarak onun tefsiri olarak ibareyi ayetin ifadesini tefsiren okuyorum. Kâlallahu Teala azze ve celle ceale lekum en nucume litectehidu bi istidlalikum kastel Ka'be şatral Ka'be. Tefsiren okursak böyle söyleriz. Yani Allah size yıldızları yönünüzü bulmak, yön tayin etmeniz için bir alamet kıldı, bir işaret kıldı. İşte o yıldızlara bakarak yönünüzü tayin eder, kıble şu taraftaydı diyebilirsiniz. Fi zulümatil berri vel bahar. İster kara yolculuğunda olun, ber burada kara, bahar deniz, bu yolculuk demektir. İster kara yolculuğu, ister deniz yolculuğu yapıyor olun, ister karada, ister denizde. Tabii o dönemde hava yolculuğu olmadığı için fil cevvi demedi ayet. Bunu istidlali olarak biz bunu da koyabiliriz. Nitekim uçakla gidiyoruz şimdi hacca falan giderken uçakta namaz da kılıyoruz. Dolayısıyla onu da ekleyebiliriz. Burada önemli olan nedir? Bize yönümüzü gösterecek olan nücum, yıldızları kullanmak. Burada nücum nedir? İşarettir. Yani delildir. Litehtedû nedir? Liteştehidû, iştihad edeceğiz, istidlal edeceğiz. Yani litestedillû demektir. İstidlal etmeniz, kendilerinden hareketle yönünü bulmanız için demektir. Vakale alamatin ve bin necmi hum yehtedûn. Bakın, doğrudan alamet, işaretler, yıldız ve onlar işte bunlarla yollarını buluyorlar diyor ayette. Daha önce de benzer ifadeler söylemişti. Son derece önemli bir ilkeyi burada okuyacağız. İmam Şafii Rahimahullah'ın ilkesini. Diyor ki fahalaka lehum, yani fahalaka lil insan lil ibad, kulları için, insanlar için Cenab-ı Hak alamet, işaretler, deliller var kıldı. Şimdi bunun üzerinde çok duracağız ileride, hani felsefe derslerimizde, usul derslerimizde, ama kendi boyutlar içinde. Burada şu kadarını da söyleyeyim. Dikkat ederseniz halakalehum el alamat. Şimdi biz makasit dersleri de yapıyoruz ya. Onun için bu ifadeyi müsaadenizle şöyle renklendirerek biraz üzerinde durmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir hususa dikkatinizi çekmeye çalışacağım bu vesileyle. İşaret yaratmak. Bu işaretler için ne dedi? Yıldızlar, dağlar, taşlar. Başka ayet-i kerimede renklerimiz, dillerimiz, lisanlarımız, bunları alamet olarak yarattı diyor. Şimdi normalde baktığımızda varlık olarak bunların hiçbirisi doğrudan insanla ilgili görünmüyor. Yani onların bizimle bir teması yok. Bizim onlarla temasımız var. Diğer derslerimizde de üzerinde durduğumuz üzere biz onlara bir anlam yüklüyoruz, isim veriyoruz vesaire. Bunları çok konuşuyoruz biliyorsunuz derslerde. Cenab-ı Hak ayette Allah onları sizin için alamet kıldı derken burada halaka, bakın şu halaka,
İşte makasıttır. Allah daha varlığı yaratırken bu varlıkla temas edecek insana verdiği akıl, bu yaratılan mahlukatı bir alamet ve bir işaret olarak algılayabilecek şekilde bir amaçlılıkla, bir makasıtla var ediyor. Onun için makasıt derslerimde üzerinde ısrarla duruyorum. Bizzat insanın kendisi Allahu Teala'nın makasıdıdır. Makasıdın merkezi insandır. Bundan sonraki 5. makasıt dersi mutlaka izleyiniz. İnsandır. Dolayısıyla Allahu Teala diyor ki alametler yarattı sizin için. Niye yarattı? Onlarla istidlal edelim diye. Biz istidlal edelim diye onları yarattı. Sonra bize onlarla istidlal edebilme kabiliyetini aklı verdi. Bu tamamen bir amaçlılığı, bir makasıdı gösterir. Çünkü ne diyor bakın? وَنَصَبَ لَهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ı onlar için hedef kıldı. Mescid-i Haram bizim için nedir? Konulmuş, nasaba konulmuş bir işarettir. Kabe bizim için yeryüzündeki tüm Müslümanların yönelmeleri için konulmuş, nasbetmek, dikmek, koymak, belirlemek, tayindir. Konulmuştur. İşaret olarak konulmuş. Doğrudan Kabe'nin oraya inşası bir maksat, bir makasıda tekabül eder. Ve bunlardan hareketle Allah emarahum kullarına emara el ibad en nas en yetevecehu iley ona yönelmelerini emrediyor onlara. Eğer bakın bu ayet ifadede İmam Şafii'nin ne ölçüde önemli ve büyük bir usulcü olduğunu görmemiz açısından da bu son derece önemli. Eğer Allah Kabe'yi delil ve işaret olsun diye inşa ettirmemiş olsaydı, Kabe'yi bir işaret olarak görebilecek bize bir akıl vermemiş olsaydı, oraya yönelme emrini bize veremezdi. Demek ki Allah'ın her emri ve yasağı makasıtla doğrudan ilgilidir. Onun için şeriat nedir, şeriat, din bilmem vesaire üzerinden o makasıt derslerini yaparken ne kadar önemli hususlara dikkatlerinizi çekmeye çalıştığımı umarım bu vurgularımla daha iyi efendim anlatmayı başarıyorumdur. Demek ki bizim oraya teveccühümüz, yönelmemiz bunun emri bir işareti, iki bu işareti işaret olarak algılayacak bir aklın mevcudiyetini zorunlu olarak gerektirir. Bu ikisinin zorunlu ilişkisi de bir kastı ilahi bir maksadı, makasıdı şeria dediğimiz işte makasıdı ilahiyeyi zorunlu olarak gerektirir. Onun için makasıt olmadan dinin anlaşılmasına kalkışmak usulsüzlüktür. Her ne kadar adını böyle koymasa da İmam Şafii Rahimahullah onun bu metnini ve ibarelerini bu manada okumanın onun aslında kastettiği, amaçladığı şeyi doğru anlamış olmanın efendim bir işaretidir diye düşünüyorum. Ya da imkanıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle ve innemâ tevaccuhum ileyhi bil alamât elleti halakalahum bakın. Kulların Kabe'ye yönelmeleri başka değil. Sadece ve sadece onun bakın onun yarattığı işaretler ile mümkündür. İşaretlerle mümkündür. Yani o şey işaret olabilmelidir. Kendisine bir işaret anlamı yükleyebilmemiz lazım. Neyle? Vel-ukul. Bakın, vel-ukul. Akıllar. Ne kadar harika bir ibare. Ne kadar muntazam ve muhteşem bir
istiklal efendim ortaya koyuyor. İkinci yüzyılın sonu yaşadığı zaman. Ve inşallah imkanım olursa yarın El Kifaye okuyoruz biliyorsunuz. Kıyaslıyoruz kendisinden 3 asır sonra yaşamış kimselerle arasındaki mesafeyi görmek bakımından. Peki elleti rakkebeha fihim kullarına yüklediği, kullarını bindirdi lafzi olarak söyleyecek olursak. Ya bizi taşıyan şey aklımızdır. Ne güzel mecazi bir, Araplarda çok kullanılan bir ifadedir bu. Deyimsel ve mecazi bir ifadedir. Bizi yürüten, hareket ettiren, taşıyan aklımızdır. Bu akıl, sahip olduğumuz bu akılla onun işaret olarak yarattığını işaret olarak görmezsek o işaretin işaret anlamı kalır mı? Trafik işaretlerini koyuyoruz. Peki ehliyet alacak kişi o trafik işaretlerinin anlamını bilmezse bir anlamı kalır mı? Hayır. Eğer Allah bize bir akıl vermeseydi o yıldızların kuzeyi, güneyi göstermesinin bir anlamı kalır mıydı bizim için? Hayır. Demek ki aslında şöyle de diyebiliriz. Onu hatta yazayım müsaadenizle. Şöyle de diyebiliriz. Allah varlığı insan aklı ile alamet kılmıştır. Umarım bu ifadeni beğenmişsinizdir. Bunu yazalım. Şöyle yazalım. Allah varlığı insanın aklı ile alamet kılmıştır. Şöyle söyleyeyim. Varlık kendinde şey olarak alamet olsun olmasın önemli değil. Nasıl ki Hazreti Adem'e isim koyma kabiliyetini vererek eşyaya isim koydu. Biz dağ diyoruz. Dağ da kendisini dağ olarak mı biliyor? Biz ağaç diyoruz. Ağaç da kendini ağaç olarak mı biliyor? Hayır. Ya da bilmiyoruz. Hayır da demeyelim de. Bilmiyoruz. Kendini nasıl idrak ediyor, biliyor bilmiyoruz. Ama Allah bize onlara böyle bir anlam yüklemeyi, onları bir işarete dönüştürmeyi, onlarla yol bulmayı, onlarla akıl yürütmeyi mümkün kılmış bizim için. Verdiği nimetin büyüklüğünü görüyor muyuz bize verilen şeyi? Evet. Demek ki bize verilen akılla onları alamet yapıyoruz. Bakın. Elleti el-okul istedellu biha. Akıl onlarla istidlal yapar. Allah'ın alamet kıldıklarıyla istidlal yapar. Ala marifetil alamat. Bakın. Ne kadar önemli bir ibare gerçekten. Ruhu şad makamı cennet olsun. Hayranlık duyarak okuduğum ibareler okuyoruz. Bir ibare ancak bu kadar rafine olabilir. Çünkü tabi bunları muhtemelen öğrencileriyle defalarca okudular. Ders takriri yapılmış metinler bunlar. Alamet olarak bilinmeleri üzerine bakın ala marifetil alamet. Onları alamet görmek üzerinden. Peki onları alamet kim görüyor? Akıl. İşte bakın. Bu nedenle vakul hâda bunların hepsi beyanun beyandır. Şimdi dönüyoruz, dolaşıyoruz. Çok önemli bir kavrama geliyoruz. El beyan. Caferi merhum el beyani beyan epistemoloji. Beyani akıl. Niye İmam Şafii ile temellendirdiğini daha iyi anlıyoruz artık. Hepsi beyan. Niye beyan? Bu tekrarımı hoş görün lütfen. Çünkü İmam Şafii'nin metodolojisinde, usulünde bir şey el beyan değilse sorumluluk getirmez. Çok önemli bir ilkedir. Bunları yazdık daha önce de biliyorsunuz.
teklif ve sorumluluk, bu teklif ve sorumluluğu gerçekleştirecek olan hükmün, nassın, metnin, sözün, kelamın el beyan olmasını zorunlu olarak gerektirir. Açık değilse sorumluluk yoktur. Öyleyse İmam Şafii'ye göre nas açıktır, el beyandır, sorumluluk gerektirir. Ahkam, Hazreti Peygamber'in izahı, örneklemesi ve açıklamasıyla el beyandır, sorumluluk gerektirir. Hazreti Peygamber'in bizatihi kendisinin ortaya koydukları el beyandır, sorumluluk gerektirir. Allah bizim mahiyetimize bir akıl vermiş. Bu akıl dış dünyamızdaki varlıkları bir alamet olarak görebilme kabiliyetiyle donatılmış. Öyleyse bu aklın istidlali de el beyandır. O halde akıl da bize bir sorumluluk yükler. Teklif vasıtasıdır. Ne kadar harika, değil mi? Evet. Beyandır. Ve sorumluluk yüklüyor bize. Ve sadece böyle olmakla kalmaz. Ve nimetun minhu celle senahu, Yüce Mevla'dan da bize gerçekten büyük bir nimettir. Ne kadar şükretsek azdır. İnsanı insan kılan akıldır, aklıdır ve bu akıl gerçekten çok muhteşem bir şeydir. Yüce Mevla değerini bilebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Şimdi diyor ki İmam Şafii Rahimullah ayet-i kerimeden örnek veriyor yine. Ve kâle Allahu Teala ve eşhidû zevey adlin minkum, içinizden iki adil şahit. Burada adil önemli. Sevi adil. Mimmen tardavune mine şühede, şahitliklerinden razı oldunuz. Burada tardavune ne demek? Onları adil görmektir. Yani kimin şahitliğine razı oluruz? Adil olduğuna inandığımız insanın. İftiracının, yalancının, sahtekarın, affedersiniz, şahitliğine razı olur muyuz? Burada tardav ne? Adil olduğuna efendim kanaatimizin olmasıdır. Şu sessiz alayım müsaadenizle. Adil olduklarına. İşte diyor İmam Şafii'nin şimdi neyine geldik? Bütün bu ayetlerden hareketle söylüyor ve ilkeler veriliyor. İlke. Peki biz bir kimsenin adil olduğunu nasıl bileceğiz? Ve ebane ennel adle, Allah iki adil şahit bulun dedi de sonra bu iki şahitlik meselesini karanlıkta bırakmadı. Ebane onu açıkladı bize. Ne demek bir şahidin adil oluşu? El amilu bi taatihi. Allah'a kulluğunu yerine getiren. Şunu biraz şöyle açalım. Dindar. Tabii günümüzün yıpranmış sözcüğü olarak kullanmıyorum bu kelimeyi. Çünkü çok çok üzgünüm, özür dilerim. Lütfen beni hoş görün. Cılkı çıktı bu kelimelerin artık günümüzde. Bu manada kullanmıyorum. Ya insanlığının farkında, sorumluluğunun bilincinde, Allah ile kul ilişkisini kurabilmiş, bu dengeyi hayatına bir sırat-ı müstakim olarak belirleyip bu sırat-ı müstakimde, bu dost doğru yolda ama dost doğru bir adam gibi, insan gibi yürümeyi başaran kimse olarak tanımlıyoruz bu dindarlığı. Mevkiye, makama,
şu ya da bu herhangi bir şeye, bu maddi ya da manevi fark etmez, eğilmeyen, bükülmeyen, ne kendini eğip büken ne de yürüdüğü yolu eğip büken bir dindardan söz ediyoruz. Karşılaştığı her duruma göre eğilmekten, bükülmekten eğilecek bir yeri kalmamış, tamamen bir eğriye dönmüş bir adamın abdesti namazı varsa bile bu onu dindar yapmaz. Her hafta Cuma'yı Kabe'ye gidip kılsa bile bu insan dindar olmaz. Kalu Rabbunallah thumma diyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz Allah'tır derler. Sonra Rabbimiz Allah'tır demenin gerektirdiği dost doğru adam olurlar diyor. Sümme istekamu. Rabbimiz Allah'tır demenin bir bedeli var. Ben Allah'ın kuluyum demenin bir bedeli var. Bunu öderler. Bir gereği var. Onu yerine getirirler. Ve derler ki Rabbimiz Allah'tır diyenle Rabbimiz Allah'tır demeyenin arasındaki fark işte benim yürüyüşümdür, tarzımdır, duruşumdur derler. Adil bu. Allah'a kulluğunu yerine getiren el-amilu bi ta'atillah Allah'a itaatı, Allah'a kulluğu yerine getirmenin anlamı budur. Her vesileyle yolunu bükmüş, yoluyla kendisi de bükülmüş, yolu da kendisi de eğrilerden bir eğri haline gelmiş insanların ne namazında hayır, ne orucunda hayır, ne haccında hayır, ne okuduğunda, ne ilminde hayır vardır. Çünkü iman, ilim, namaz, ibadet kişiyi düzgün yaptığı zaman geçerlidir. Onun için İbn-i Arabi'nin Rahimahullah'ın Fütuhat-ı Mekkiyesini okuduğumuz zaman orada görüyoruz. Ne diyor? Küçük necaset, büyük necaset ayrımı yapıyor fukaha. Abdese manidir, namaza manidir diyor. İçteki necasetler ne olacak diyor. Buyurun bakalım. İşte fıkıh tasavvuftan ayırarak böyle olduk. El ele olsalardı gusül abdesti alan, namaz abdesti alan bir kimse bedenini temizlerken içini kirlemez, içinin kirli kalmasına izin vermezdi. Nasıl olsa namazlar arasındaki günahlarımız affoluyormuş diye günah işlemeye devam etmez. Ben sabah namaz kıldım, nasıl günah işlerim diye o namaz onun günahına mani olur. Adalet, dindarlık böyle kolay değil. Bu nedenle şahidin adilliği Rahimahullah diyor ki Allah adaleti bana kulluk yapan kişinin adil olduğuna güvenebilirsiniz diyerek bize açık etti diyor Ebane. Açık. Açık seçik kıldı. Neyi? Bana kulluk yapıyorsa güvenebilirsiniz. Buyurun, Allah'ın ölçüsü bu işte. Onun için diyor ki femen ra'ahu amilen biha bakın kim Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiriyor onu görürsünüz. Onun kâne adlen adilen adil olduğuna hükmedebilirsiniz. Ve men amile bi hilafiha kim Allah'a kulluğunu yerine getirmiyor bu hilafı bir fiil kulluğu yerine getirmemek olarak da algılayabiliriz. Kulluğun şurayı biraz açayım. Bu dertli olduğum bir alan olduğu için
bu konuşmalarımı hoş gördükten. Şeklen abid, şeklen abid, hakikatte sapkın ise bundan bir şey çıkmaz, yaramaz. Üç kuruşa eğilip bükülüyorsa, bir mevki makama tüm değerlerinden vazgeçebiliyorsa ya da benzeri hususlar onu o olmaktan çıkarıyorsa, dindar olmaktan, insan olmaktan çıkarıyorsa bu kimsenin şahitliğine güvenemeyiz. Bize ölçü veriyor. Allah'a kulluğun hilafına davrandığını gördüğünüz kimseler kâne hilâfel adl. Buna bizim hadis usulü efendim kavramıyla yazalım. Mecruhtur. İmam Şafii de mecruh hilâful adl'dir. Adil görmediğimiz kimse mecruhtur. Mecruhtur. Bu itibarla adalet, bakın dersin başında arz etmiştim. Oraya tekrar döneceğim zaten. Böylece adaletli tespitte yine ne oldu? Bir gözlem gerektirdi. Peki bu gözlemi neyle yapıyoruz? Akılla yapıyoruz. Vakale celle senahu la taktulus sayda ve entum hurum. İhrama girmişsiniz, hacca niyetlenmişsiniz, umreye niyetlenmişsiniz. Avlanmayın diyor. Av yapmayın. La taktulus sayd. Ve men katalehu minkum mutaammiden. Böyle bir yasağı bile bile ihlal eden ve avlanan. Allah avlanmayın dedi. Avlanmış adam. Hem de bilerek, bakın kasten. Kasten bu yasağı ihlal ediyor adam. Fecezaun mislu ma katele minen na'am. Tabi av hayvanı, av hayvanlar. Minen. Peki anahtar kavramımız ne? Bunu şöyle müsaadenizle denklendirelim. Misil. Anahtar kavramımız bu. Bir kimse ihramlıyken avlanmaması gerekiyor. Ama avlanmış. Fecezaun buna karşılık, ceza Arapçada karşılık demektir. Bunun karşılığı diğer bir ifadesiyle kefareti diyelim. Kefaret. Nedir? Mislu ma katele minen nam. Diğer, şimdi diyelim şöyle çok net olsun ayetin anlamı. Çünkü üzerinde konuşacağız. Usul kaidesi olarak konuşacağız. X hayvanı ölmüş. Hayvan avlandı. Şimdi X yok oldu mu? Evet. Avlandı. Ama geri diriltemeyeceğimize göre buradan şuradan misil, bak bakın x'in misli, şunların içinden x'in mislini bulacağız. Denklik diye konuştuk ya, denklik, misil. Öldürülene denk, avlanan hayvana denk bir efendim bedel ödeyecek. Bedel ödeyecek. Şimdi avlandı. Ma katele burada kurban edecek. Kurban edecek. Dağıtacak yani.
ceza olarak. Avlandın madem o tavşanı, avladın. Ona bedel şu kurbanı keseceksin ve bunu muhtaçlara dağıtacaksın. Yahkumu bihi zevai adlin minkum hedyen baligal Kabe. Kabe'ye erişmiş ve orada kurban kesilebilecek olanlardan içinizden iki şahit, bakın zevai adlin iki şahit, iki adil şahit. Buna ne yapacak? Hükmedecek. Bakın hüküm, akli hüküm. Denklik akli bir hükümdür. Bir şeyin denkliğini tespit akli bir hükümdür. İmam Şafii onu söylüyor. Bunun dengi şudur. Tavşan öldürmüşsün, dengi şudur. Geyik öldürmüşsün, dengi budur. Bu akli bir hükümdür. Şimdi bunları açıklayacak bize. Şöyle belirleyelim. İlke belirliyor. Bakın. Bir şey söylüyor. Bununla ilgili bir ilke belirliyor. Kânel mislu alezzâhir zahiri anlamda yani el misl sözcüğü zahiri anlamıyla kullanıldığında akrabel eşya bakın akrabel eşya şebhen fil izami minel beden cisim itibariyle ona en yakın olan demektir. Ona en yakın. Yani kilosu, bedeni, boyu, cüssesi neyse cismi olarak. Misil dendiğinde, misliyet dendiğinde bundan Arap zahiri olarak neyi anlıyor? Bedensel, zati, teşahhusi, cismani bir benzerliği ya da cismani bir denkliği, eşitliği anlıyor. Vettekat, bakın vettefakat mezahibu men tekelleme fi saydi min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki ifadeyi müsaadenizle. Boyayacağım çünkü burada çok önemli bir ifade geçiyor. Onun üzerinde birkaç kelam etmek istiyorum müsaadenizle. Diyor ki Resulullah'ın ashabından av konusunda görüş bildiren av konusunda görüş bildiren ve bu görüşleri bize ulaşan bakın tekelleme fissayt görüş bildiren sahabe ve bu sahabelerin mezhepleri medahibus sahabe bakın mezhep sözcüğünü sahabeye atfediyor ki buradaki mezhep sözcüğü tam olarak o erken dönem birinci, ikinci asırda kullanıldığı, üçüncü asırda kullanıldığı anlamıyla nedir? Şöyle bir çizgi çizmek istiyorum müsaadenizle. Mezhebin anlamını, İmam Şafii'nin kullandığı manada anlamını yazmak istiyorum. Şudur. Bir görüşe sahip olmada takip edilen usul, yöntemdir. Sahabenin bu konudaki yöntemi ihramlıyken avlanan birisinin avladığı av hayvanına denk neleri denk olarak tayin etmişler sahabe. Bunlara ilişkin efendim bir yöntem arıyor. Hangi sahabi, hangi
yöntemi kullanarak böyle bir hükümde bulunmuşa bakıyor ve bunların yönelim, usul ve yöntemlerinin bir olduğunu, ittifak olduğunu, müttefik olduğunu. Neden müttefiklermiş sahabe-i kiram bu konuda? Ala akrabul eşya şebehen minel beden. Cismani olarak denk olmasını yöntem olarak kabul ediyor. Bakın. Sahabenin yöntemi neymiş? Usulü, sahabenin mezhebi usulüne cismi ve bedensel denkliktir diyor. Şimdi burada dikkatinizi istirham ederim. Çok önemli bir usul ilkesine daha dikkat etmemiz gerekir. Hazreti Peygamber'den bu konuda bir örnek elinde bulunmadığı için vattafakat bu men tekelleme fi's-sayd min ashabi Rasulillah diye buyurdu da bu konuda Resulullah şöyle hükmetmiştir. Hayvanların denkliğini, mislini ondan böyle öğreniyoruz diyemedi ve ne de yaptı burada? Sahabeyi ölçü aldı. Sahabenin mezhebini, sahabenin tavrını dikkate aldı. فَنَظَرْنَا مَا قُتِلَ مِنْ دَوَابِّ الصَّيْدِ. Biz diyor avda öldürülen canlının ne olduğuna bakarız. Neyi avlamış ona bakarız. اَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنَ النَّعَمِ. Hayvanların içerisinde hangi hayvan akrabe minhu şebehen ona en yakındır? Fedeynahu bihi, fidye olarak onu belirleriz diyor. Bu bir hükümdü. Şimdi bunu şöyle farklı bir renklendirmeme izin verin lütfen. İmam Şafii Rahimullah diyor ki fenazarna ma kutile min deva bis sayd. İhramlıyken avda öldürülen hayvana bakarız. Bu hayvandan öldürülen hayvana en yakın hayvanı bularak onu diyet olarak kefaret olarak kişiye kurban etmesini bakın ceza kefaret olarak fedeynahu ne yaparız? Bu hayvanı keseceksin deriz. Şimdi az kaldı. Bu sayfanın sonunda burada bitiriyoruz. Aşağıda yeni bir derse başlayacak. Kıyasa başlayacağız. Orada kalacağız. Diyor ki وَلَمْ يَحْتَمِلْ الْمِثْلُ مِنَ النَّعْمِ الْقِيمَةَ فِي مَا لَهُ مِثْلٌ فِي الْبَدَنِ مِنَ النَّعْمِ. Da. Kıymet X öldürülmüş. Kaç kuruş? 5 lira. 5 lira verelim niye hayvanı öldürüyorum diyemezsin diyor. Kıymeti misli değildir. Misil kıymeti kapsamaz. Neyi kapsar? Mislun fil beden minen nam. Cismaniyeti kaplar. Cismani olacak. Bedelsel, değersel değil. Ama illa müstakrehen batınen manevi bir engelimiz varsa buna bedensel karşılığını ödemek hususunda mazursak, mazeretimiz varsa o zaman bedel olabilir. Fekâne zâhirul a'ammu evlel ma'neyâin biha. Ancak bedeli mi yoksa efendim bizatihi dengi mi, misli mi içinden zahir olan ve genel olan evla olan birincisidir. Bu hadel içtihadü lezi bu öyle bir içtihattır ki buna karar vermek yatlubuhul hakimu biddelaleti alel misil. Misli denkliğe
delalet edecek. Misli denkliği karşılayacağına ilişkin hakimin, hüküm veren kimsenin mevcudiyetini, bir hakimin hükmünü, bir müçtehidin içtihadını gerektirir böyle bir içtihad. İşte diyor, bu türden bir bilgi, ve hâde sınfun minel ilim. Bu türden bir bilgi, delilün alâ mâ vasaftu kabl hâda, bundan önceki sana anlattığım, ilkelerini belirlediğim, dikkatini çektiğim hususlara delildir. Ne bakımdan bakışım? O kadar önemli bir noktaya geldik ki, umarım çok yorulmamışsınızdır. Burayı biraz konuşacağız. Size diyor, buraya kadar pek çok ne yaptım? İzahatta bulundum. Bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi size verdiğim bu bilgilere göre şu söyleyeceklerime dikkat edin diyor. Burayı biraz konuşacağız. Çok önemli bir noktaya geldik. Ala en leyse li ahadin ebede. Sonsuza kadar herhangi bir kimse en yekule fi şeyin, bakın nekire, herhangi bir şey hakkında helle ve la harume, bu helaldir, bu da haramdır hükmünü veremez sonsuza dek. Tam benim makasıt derslerimin tam merkezine geldi. O kadar önemli ki. Şimdi bu ikinci düzey derslerimizde o makasıt dersleri, usul dersleri, felsefe dersleri, işte bu Cabiri okumalarını da devam ettiriyoruz. Bu dersimiz tasavvufta akıl okuyoruz. İkinci düzey felsefede yine kendi risalelerine başlayacağız inşallah kısa zaman içinde. Bunları anlamadan, tartışmadan, müzakere etmeden ulumu İslamiye üzerinde muhakkik olamayız. Yetkin ve yeterli akademik çalışmalar yapamayız. Demek ki hiçbir kimse önce, bu bir şartlı bitişik önermemizdir, halal, bu helaldir, bu haramdır diyemez. İlla ne zaman söyleyebilir? Min cihetil ilmi, bilgi sahibi olmalıdır. Haram diyecek kişinin de, helal diyecek kişinin de bilgi sahibi olması. Birinci koşul yazacağız. Şart bir, bilgi gerekiyor. İki, bu bilgi kitaptan, kitap, bakın, sünnet, sünnetten oluşacak. Ya bu sünnet. Bu bilgi de öyle, öyle bilgi değil ya. Ya vahiyden devşirilen bir bilgi, ya da sünnetten elde edilen bir bilgi olacak. İmamın konuya yaklaşımı son derece net. Şimdi kitaptan delil bir, sünnetten delil iki, evil icma üç, evil kıyas dört. Bu şer, edille-i şer'iye oldu mu? Evet. Cabiri'yi de konuştuk. Akıl hakkında yasa koyma dedik, bakın. Cabiri'yi hatırlayalım. Çünkü bu dersleri zaten işlerken ben, hatırlarsanız, Cabiri derslerini dinleyenler umarım hatırlarlar.
Demiştim ki ileride Er-Risale okuyacağız. Bunları orada daha detaylı konuşacağız, tartışacağız demiştim. Cabir'i merhumun beyanı epistemolojinin vazığı neredeyse en önemli isim olarak belirlediği, tayin ettiği kişi kim? İmam Şafii. Peki İmam Şafii rahimehullah için ne demişti? Akıl için yasa koyuyor demişti. Bakın, akıl için yasa koyuyor. Yani İmam Şafii akla diyor ki, bu dört madde senin bilgi kaynağındır. İmam Şafii'ye göre aklın bilgi kaynağı dört maddedir. Kitaptır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Kıyasın kendisinin akli olması akıl için yasa olma ifadesine aykırı değildir. Demek ki İmam Şafii'nin bu konudaki rolü çok önemli bir şey. Peki, dikkat buyurunuz. İmam Şafii rahimehullah akıl için bu yasayı neyle koyuyor? Yine akılla koyuyor. Bu akli bir istidlaldir. Onun için biz o zaman da söylemiştik, buraya yazayım müsaadenizle. İmam Şafii'de akıl, bunları da konuştuk daha önce. İmam Şafii'de akıl için yasa koyucunun kendisidir. Yani buradan hareketle Cabiri merhumun da biraz yaptığı gibi, ruhu beni bağışlasın, kimse İmam Şafii'yi akla muhalif, akıl düşmanı, aklın İslam dünyasındaki rolünü kaybetmesine neden olan sorumlu kişi falan olarak görmeye kalkışmasın. Çünkü imamın ruhu da bundan muazzeb olur, rahatsız olur. Hakikat de bundan rahatsız olur çünkü öyle değil. İşte okuyoruz satır satır Er-Risale'yi. Daha okuyacağız inşallah. Çok var. 600 küsür sayfanın daha 40 sayfasını okumuşuz. Nerede bir akıl düşmanlığı görebileceğiz İmam Şafii'de? Erken dönem İslam dünyasının yetiştirdiği, sahip olduğu iftiharla, gururla adını anacağımız bir dehadan söz ediyoruz. Bu bir Şafii propagandası falan da değil. Buna zaten hiç ihtiyacı yok çünkü. Ahmet Keleş'in övgüsüne de, propagandasına falan da hiç ihtiyacı yok Hazretin. Makam cennet olsun. Onun için öyle değil. Bize akletmenin yolunu, akletmenin yöntemini belirlemek bakımından ne kadar önemli şeylere efendim işarette bulunuyor. O halde şimdi konuya yeniden dönelim. Bir kişi şu haramdır diyorsa neden delil gösterecek kitaptan? Kitapta yok, sünnetten. Sünnette yoksa icma. Kimin icması, bunları konuşacağız. Zaten gelecek ayrıca bu bahislerin hepsi tek tek. Orada ele alacağız. Kimin icması, ne kadar kişinin icması, bunları konuşacağız. Kıyas, bu hem fıkhi kıyas hem burhani kıyas olarak düşünebiliriz. Kıyas. Bunun dışında haram helal hükmünü kimse veremez. Tabii bunların kendilerini konuştuğumuz yerde şunu da konuşacağız. Kitap ile haram hükmünü efendim söylemekle, sünnet ile söylemek arasında bir derece farkı, bir epistemolojik fark yok mu? Var. İcma ile kıyasla verileceklerdir. Bunu yerinde konuşacağız. Bir de bir husus daha ifade edelim. Halle ve la harama, bu helaldir, bu haramdır diyemez. Aslında burada metnin söylediği şey haramdır, vurgulanan şey. Çünkü harama delil gerekir, helale değil.
Bu lafın gelişi böyledir. Helal haram hükmü veremez demek lafın gelişidir. Aslında bu eğer daha sonrakilerin biraz öyle görünüyor. Bir istinsah sorunu da yoksa ya da tamamen imamın zatına aitse lafın gelişidir. Değilse haram burada söz konusudur. Çünkü bir şeyin yasaklanması için delil getirilir. Çünkü tüm hukuki ilkelerde nedir? Eşyada asıl olan ibahedir. İbahe ne demek? Helal. Mubah, helal. Helaldir. Helaldir. Haram dediğinizde delil lazım. Bu haramdır diyorsanız deliliniz lazım. Nereden? Kitaptan, sünnetten, icma ve kıyastan delillerimiz gerekir. Şimdi diyor ki bu babın ve ma'na hâzel bâb bu babın muhtevası kıyastır. Manel kıyas. Kıyasın içine girer. لِأَنَّهُ يُطْلَبُ ف۪يهِ لِدَل۪يلٍ عَلَى صَوَابِ الْقِبْلَةِ Hani bu bab dedi, bu babta konuştuk ya, dersin başında yazmıştık, birazdan o dersin başına döneceğim. Kıblenin tayini, صَوَابِ الْقِبْلَةِ, kıble tayini bir yazdım. وَالْعَدِلْ adaletin tayini iki, وَالْمِثِلْ denkliğin tayini üç. İmam Şafii de bugün bu üç hususu göreceğiz demiştik ya işte evet dersin başında bu üç husustu. Şimdi bu bapta diyor söylediklerimiz bunlar hakkında verilecek kıyasi, akli bilgiydi. Aslında biz kıblenin yönünü akılla bulduk, kıyas yaptık. Adaleti akılla yürüttük. Efendim denkliği yine akılla yaptık. Peki İmam Şafii ne yaptı tam olarak burada? Şunu. Akıl yürüterek tespit ettiğimiz kıble tayini, yön tayini, adaletin belirlenmesi, denkliğin tespitine ilişkin bütün bu akıl yürütmeleri neyle temellendirdi? Kitapla, sünnetle temellendirdi. Hatta sahabenin icmaından bile bahsetti denklik konusunda icma-ı sahabe diyebiliriz. İttefakat mezahibu sahabe dedi çünkü. Bunlarla belirledi. Akılla belirledi. Dolayısıyla İmam Şafii Rahimahullah bir hüküm vermede kitabı, sünneti, icmayı ve kıyası delil olarak buraya kadar bu bapta ele aldığı konularda bir fiil işleyerek bize zaten bir örnek gösterdi kendisi Rahimahullah. Bunu gördük. Ama bir sonraki dersi heyecanla bekleyin lütfen. Artık tam usul konulara bakın kıyasa geldik. Kıyas nedir? Konuşacağız. Tabii bu konuları aynı zamanda el kifaye ile birlikte bir de makasıtla üçünü. En azından bu üçünü birlikte dinler takip ederseniz çok faydalı olacağını umut ediyorum inşallah. Buradan dersimizin başına geçelim. Nereden başladık, ne yaptık onu görelim, orada bitirelim. Evet efendim. Beşinci bab işledik. İmam Şafii'nin istidlal konusunu, akıl mevzunda belirlediği yasayı ele aldık. Şer'i delilleri belirledi ve umarım istifade etmişsinizdir. Son derece yararlı bir usul dersi işlemiş olduk ve İmam Şafii Rahimahullah'ı anlamaya çalıştık. Efendim bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve afiyetle kalınız inşallah.